Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Ulus'ta yapıyoruz. Seçmenlerimize Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Bu pazar günü belediye seçimi olsa Mansur Yavaş'a mı yoksa AK Parti'nin adayına mı oy verecek de soruyoruz. Bakalım Ankaralı seçmenlerimiz ne diyecek? İyi seyirler. Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun muyuz, değil miyiz efendim? Değiliz. Eksik ne var? Çok eksik var. Peki. Bu pazar günü belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi verirsiniz? AK Parti'ye veririz. AK Parti'ye. Mansur Yavaş'ın hizmetine memnun muyuz, değil miyiz? Mansur Yavaş mı? Hizmetlerine memnun musun, değil misiniz? Hizmetine. Çok, çok hem de çok. Peki, bu pazar seçimi olsa Mansur Bey'e mi oy verirsiniz? Veririm. Peki Mansur Yavaş başarılı mı, değil mi efendim? Ya başarılı olacak ya onda. Ne yaptı bir söyle bir. Ben bilmiyorum, ben Ankara bilmiyorum. Ne yaptı ya, bir şey yaptı mı? Siz söyleyin, yaptı mı yapmadı mı? Yapmadı. Peki bu pazar seçim olsa Büyükşehir'e Mansur'a mı AK Parti'ye adayına mı? Kime oy verirsiniz? AK Parti'den vazgeçmem ki. AK Parti'ye. Peki Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musun, değil misiniz? Hiç memnun değilim hiçbirinden. Bu pazar seçim olsa Mansur'a mı AK Parti'ye adayına mı? AK Parti, AK Parti. Peki bak, Ankara'da mı oturuyorsunuz? Ankara'da oturuyorum tabii ben. Evet söyleyin. Zalimlere Allah bizi bırakmasın. O söz öyle değil. Dağdaki ayıyla ben şehirde yani yönetici olamaz. Bence o söz biraz yanlış söylediniz. Alimden zalim, zalimden alim olabilir. Zalimden alim olmaz. Alimden zalim olmaz tabii. Olabilir. Yanlış. Niye yanlış? Baba zalim, baba zalimdir. Evlat alim olabilir. Olur tabii. Olur da insana göre değişiyor, karaktere göre değişiyor. Demirtaş bilmiyorum. Gitse de iyi olur ki CHP. Ona oy yok. Biz Cumhuriyet'in kurucusu diyorlar. Tabii biz Moğollardan, Karolan'ın, Osmanlı'nın çocuklarıyız. Ne demek yani? Bunlar unutuyorlar. CHP başaramıyor mu efendim? Yok, aman. Yalan makinesi bunlar, gitsin. Halkın derine kopuklar mı? Kopuk tabii. Kopuk. Zalimden alim olur mu? Aynı şeyi söylüyorum. Olur. Olmaz. Olmaz. Ben o konuda katılmıyorum. Ne vatanımı, ne milletimi, ne bayrağımı, ne Kur'an'ımı, ne namus güvenirim bunlara. Teşekkür ederim. Hadi işin rast gelsin, her şeyinize bahtiye kal. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz efendim? Yok, memnun değiliz abi. Peki bu pazar belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye adayına mı? AK Parti'ye veririm abi. AK Parti'ye verirsiniz. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Tövbe. Bir şey yapmadı mı? Yok hemşerim, ancak yandaşlarına şey veriyor. Yardım parası veriyor. Kime veriyor? Peki gençler memnun mu? Gençler bilmiyor mu? Gençler biliyor. Gençler safın biri. Safın biri. Vallahi safın biri. Peki. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Alkalı şeker gibiyim. Çok güzel. Cumanız da mübarek. Flaşın patları. Flaşın patları. Memleket neremişim? Memleket Kızılcamam. Çok güzel. Yaşam, geçim Ankara'da nasıl? Memnun muyuz? Ankara'nın düzeninden mi? Her şeyinden. Havasından, suyundan, yaşamından. Yani ne demek istedin şimdi, anlamadın mı? Kaç yıllık Ankaralısın? Ankara'nın belediyesinden mi soruyor? O ayrıca geldim. Genel soruyorum. Yani genel Ankaralı olmak güzel mi kötü? İşte şu anda iyi ama sıkıntı var yani ortamda. Vallahi, Kılıçdaroğlu olsun, Yavaş olsun, onlar olsun, benim sıfırım da onlar. Peki Mansur'un hizmetleri iyi mi, gel? Mansur'un hizmetleri iyi mi, değil mi? Mansur Yavaş memnun musun, değil misin? Hiç memnun değiliz. Değilsin. O reisi cumhurvekili oldu. Bu pazar seçim olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi verirsin? Bana lafı deme. İki senedir yuvarlak masanın etrafında duvarlı İmamoğlu'yla Yavaş belediyenin koltuğuna oturup da hizmet verdiler mi? Evet. Verdiler mi? Selam. Ama maaşlarını alıyorlar. Tamam. Ama yarayın maaş. Sonra Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun muyuz, değil miyiz? Abi bak. 4 senedir 10 ay kaldı değil mi? Bitme. Belediye seçimlere. Doğru. Hiç Mansur Yavaş'ın bir çalışmasını gördün mü kardeşim? Ben Ankara'dayım. Siz gördünüz mü? Yok yok. Aa sen bak kamerayla geziyorsun ya. Evet. Hiç gözüne çarpan bir yeri var mı? Sosyal bir sürü şey anlatıyor. Mansur Güneş, Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadı. O kadar insanlara yardıma bulundu, o kadar yardıma el uzattı. Orada kim yaptı? Babayın oğlu mu? Gelip de Tayyip mi yaptı? Tayyip mi yapıyor bu yardımları? Niye buralar, niye Tayyip gelip de yapmıyor o zaman? O kadar AK Parti'ye oy veriyorsunuz. CHP istifa etsin diye. Benim çıkmışım yok. Neyin peşinde? Sen neyin peşindesin? Ben kazandım. Sen kaybettin. Sen de iyi bok ye. Allah Allah. Peki. Daha konuşuyor ya. Peki oyu bu pazar belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Abi benim memleketime ağaç dikene vereceğim. Böylesin. Evet. CHP'de bir cumhuriyeti kurduk. CHP'de biz kurduk.
Eğer Cumhuriyeti kurdu, PKK ile mi kurdu Cumhuriyeti? Atatürk tek başına kurdu. Millet Erdoğan gibi Atatürk'ün arkasında vardı, kazandı. Millet bu Atatürk, Erdoğan arkasında olmasaydı kazanmazdı. Bu kadar basit. Değil, Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Değil mi? Çok harika. Birisi onun gibi kimse yapamaz. Hiçbir şey yapmadı dedi. Ben de bilmiyorum. Ay yapılmaz olur mu? Neler yapmadı kardeşim? Yoksul insanların çocuklarına servis verdi. Okula servisle gidip geliyorlar. Onların beslenmesini sağlıyorlar. Daha ne anlatayım? Tabii ki gaz bedavadan veriyor insanlara. Daha ne yapsın yani, ihtiyacı olan kişileri tabii ki bizim gibileri değil. Helal hoş olsun. Çok güzel şeyler yaptı. Bu pazar belediye seçimi olsa Mansur mu AK Parti mi? Mansur ne demek? Tabii ki. Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunum, çok memnunum. Mansur, ne yaptı mesela? 10 numara. Ya şimdi biz köylerde yollarımızı, kanalizasyonlarımızı, şeylerin kenarlarını, mezarlıkların çok şahane. Kahraman Kazan'ın köyünde bile çarşı diyorsunuz. Ne diyorsun sen ya? Sularımızı yani olmadı, hizmet aldı ben köylü olarak. Yani şimdi benim bir çıkarım falan yok. Doğru. Teşekkür ederiz. Kazan Belediye Başkanı da çok güzel çalışıyor bak. Şimdi iyiye iyi diyeceğim, doğru. Kötüye kötü. Adam 10 numara. Peki bu pazar belediye seçimi olsa Mansur Bey'e mi AK Parti'ye mi verir? Mansur'a veririm abi. Mansur'a veririm. Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun muyuz değil miyiz efendim? Ben memnun değilim. Hani CHP'li olmadığım içindir belki. Eksik mesela ne var sizin hayatınızda? Çöpünüz alınıyor mu? Suyunuz akıyor mu? Ne eksik? Ya ben CHP konusuna çok girmeyeyim. Ben CHP olduğu için demin diyeceğim. Ha, evet. Peki evet. Selahattin yani, Demirtaş kişisel olarak değil. Ben CHP zihniyet aynı. Tamam. Z kuşağı, Elif kuşağı, Teknofest kuşağı bizim için fark etmez. Evet abi. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abi, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Ben gayet memnunum abi Mansur'dan bu arada. Bu pazar seçim olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Mansur'a veririm abi ben. Ben Mansur'a veririm. Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Bu pazar belediye seçimi Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kime verirsiniz? Nasıl? Bu pazar belediye seçimi olsa Mansur Yavaş'a mı AK Parti'nin adayına mı? Kime verirsiniz? Mansur'a veririm de. Mansur'a yalnız Kılıçdaroğlu galiba bir değişim yapması gerek. Eyvallah. Peki yani efendimiz, Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Çok bu pazar belediye seçimi Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Mansur Yavaş'a tabii ki de. Evet. Demirtaş, Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Evet. Bu pazar belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kime verirsin? Mansur'a vereceğim. Mansur Yavaş'ın hizmetleri nasıl? Ya onu ne bileyim ya. İşte insan. O da insan. O da insan. Bu pazar belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Mansur'a mı AK Parti'ye mi? AK Parti'ye mi verirsin, Mansur Yavaş'a mı? AK Parti'ye 100 sefer, ona bir sefer yok da. AK Parti'ye. Peki Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun muyuz değil mi? Mansur Yavaş dört dörtlük adam. Bu pazar günü belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kime verirsiniz? Ya Mansur'a veririm. Mansur'a veririm. Ben AK Partiliyim. Bak. Mansur'a veririm diyorsun. Bunu söylüyorum ama Mansur'a veririm. Niye abi? Mansur, masum vatandaşı, garibanı, fakiri, fukarayı gözetleyen bir adam. Mansur aynı zamanda hemşerim. Yani ben Bağlalıyım. O efendime söyleyeyim. Şeyli. Beypazarlı. Yani Mansur'un hakikaten eline geleni yapıyor. Çok farklı diyorsun. Farklı. Abi. Peki efendim, Mansur Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Ben Mansur Yavaş'ı seviyorum. Gerçekten yani ben Ankara'da yaşadığımda hani hizmet alabildiği yardımların şeyinde elinden geleni yapıyor. Ha, bu pazar belediye seç. Popülist bir yatırım falan yapmıyor. Popülist. Yani diğer yani eski belediye başkanı gibi falan böyle popülist bir yatırım yok. Yani sen dersin, Melih Bey'den daha mı iyi? Anlamadım. Melih Gökçen'den daha mı iyi? Melih Gökçen'in kişilik bakımından da 100 milyon defa daha iyi. Her yönden 100 milyon defa daha iyi. Yani bu pazar belediye seçimi olsa Mansur mu AK Parti mi? Mansur'a veririm. Başka kime vereceğim? Değişim Mansur olmaz. Yavaş'ın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Oo, hem de nasıl, o kadar memnunuz ama başkaları bırakmıyor. Başka yönetim bırakmıyor. Yoksa her hizmeti yapar. O kadar memnunuz ki Allah razı olsun. Çok güzel. Hiç olmazsa parsel parsel alıp gitmiyor. Çok temiz, çok dürüst. Allah var etsin. Ama şunu da diyorum, seçimde ben yurt dışı oylarındaydım. Daha bir çuval saymadan diyor kazandık. Bu yanlış. Kim hangi parti olursa olsun bitsin. 12'ye doğru gelsin, ondan sonra söylesin. Bak ben parti ayrımı şu an yapmıyorum. Şöyle diyorlar, daha onlar hepsi o araya gitse bile arayı kapatması mümkün değil diyorlar. Olabilir, orada sıkıntı yok. Ya keşke öyle. Çünkü mesela kalan bütün oylar rakibime gitse bile, evet, kazanacaksa açıklayabilir, orada sıkıntı yok. Valla keşke öyle olsaydı. Haksızlık, adalet, dürüstlük. Efendim simülasyonlar var. Diyelim ki 2 milyon oy kalmış, 2,5 milyon önde. Evet. 2 milyonun hepsi rakime ise bile kazanıyorum diyebilir. Orada sıkıntı yok. Bu pazar seçimi olsa oyunuzu Mansur'a mı, AK Parti'nin adayına mı? Valla ben Mansur'a vermeyi tercih ediyorum. Evet. Herkes de tüm dünya versin. Bütün hep imkanları yapıyor, yardımı yapıyor. Ama diğer yönetim araya giriyor.
bazı şeyleri yapamıyor. Hiç kimse araya girmesin. Biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Sağ olsun var olsun. Eyvallah. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Ben Eskişehir doğum büyüm, Eskişehirliyim. Ankara'ya okumak için geldim. 74 vardı öğrencilerin gözünü boyamak için Çubuk KYK. İlk 2-3 ay oraya seferleri vardı. Şimdi 86 ile 1,5 saatte biz Ankara merkeze gidiyoruz Çubuk'tan. Eskişehir'den Ankara'ya ben 1,5 saatte gidiyorum hızlı trenle. Reisin yaptığı faaliyet orada, Mansur'un yaptığı faaliyet burada. Servisler az değil mi? Servis az. Ne yapmış efendim? Ya? Servis ne az olduğu için. Ya servis az, bir de yani Ankara'da bir tane yani hepsi Melik Gökçe'nin yaptığı şeyler. Bunlar. Hepsi reisin yaptığı bu şeyler. Bu pazar günü belediye seçimi olsa Ankara Büyükşehir. Mansur mu, AK Parti'nin adayı mı? AK Parti ya. Mansur AK kim ya? Evet. Ya CHP ne yapmış bu ülkede? Ben Eskişehirliyim dedim. Eskişehir. Ben sana Eskişehir. Eskişehir Belediyesi'ni söyleyeyim ben sana. Yılmaz Büyükerşen gitti çekirdek çitleyen eşek heykeli yaptı. Adalara. Göstereyim. Çok, çok güzel yapmış Eskişehir. Ya Eskişehir'in tramvay trafiği alt üst etti. Türkiye'nin herkes beğeniyor ama siz beğenmiyor musunuz? Ya ne var Eskişehir'de ya? Ya trafik alt üst oldu tramvayla ya. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Yok yok. Değilim. Değilim. Bu pazar belediyesi Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kime verirsiniz? Herhalde AK Parti'ye veririm. Tamam. Merhaba. Memleket nere? Ankara Haymana. Haymana'ya selam olsun. Aleyküm. Kemal misiniz değil misiniz? Memnunum. Memnunsunuz. Memnunum. Bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kime verirsiniz oyunuzu? Vallahi ben AK Partiliyim de tiskinmişim. AK Parti'de diskinim. Niye? Şimdi hastanede geliyorum. Vallahi yaşlılara ölüm. Yaşlılara Erdoğan'a mesaj gönderecektim. Şey, o şeyden. Abim hastaneye gittiğin zaman yaşlılara hakaret ediyorlar. Resmen hakaret. Niye? La kurban. Şimdi gittim adam öldürürüm seni diyor. Ya dışarıda meydan okuyor. Doktor da bakmıyor. Pas vermiyor. Vallahi disiplin yok. Hangi hastaneye gittin? Şehir Hasan. Artık Şehir Hasan. Aha geliyorum. Aha hanım ilaçları. Yollar kimi zamanda yapıldı? Uçak fabrikası kimi zamanda yapıldı? Bu ülkeye içki fabrikasını kim getirdi? Kim getirdi? Şimdi o zaman 5 tane var, şimdi 15 tane var. Tamam işte adamların zihniyeti. Kim getirdi? Kim, bunu ülkeye aşıladılar. Kim getirdi? CHP zihniyeti. He? CHP zihniyeti. Ya bırak bunu ya. 5 tane fabrika var. Dayı. Ya bak bir dinle dinle. 5 tane var. Sen İHA'sı hakkında ne düşünüyorsun? Ya İHA'da, PİHA'da o da bizim. O da bizim. Bize bir şey diyeceğim ya. Bana satılmayan fabrika, sattıkları fabrika ya kimi zamanda abi, yapıldı? Kimi zamanda ama yapıldı bak, ya? Bunun cevabını ver. Ya bir yani sana he? Anlatayım bak bir dinle. Limanlar, bak, hava yolları, bak, devlet demir yolu. Bak PTT kimi zamanda yapıldı? Dayı, beni dinle. CHP Atatürk'ün zamanda yapıldı. Dayı adam bu onları sattı, hazırları bak, sattı. Bak, az önce ayıp, ayıp, adam, yiyelim, ayıp, ayıp. Ama bak sen hep ya, konuşuyorsun. Yapmayın. Tamam, senin yaşının 3 katıyım bak. Anlatayım. 3 katıyım. Tamam mı? Hazırları sattı. Senin babası Amidas mı? Amidas sen satıyorsun. Anlatıyorum. Bir Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musun değil misin? Ona aklım ermiyor. Yapmadı bunu kafanıza koyun. Hangi adamlar? Bitti kadının başörtüsü. Hayır hangi adam? Gitti hangi kadın? CHP diyor. CHP zihniyetini diyor. Lan CHP ile ne alakalı? İktidar CHP mi ya? Olamaz zaten. Bak şimdi iyi dinle. Yanlış konuşuyor. Bak çok yanlış hatalısın. Ya da tamam. Abi tartışma var kavga yok. Kavgadan defol gitsin burada. Kavga yok evet. Bakın arkadaşlar siz 5 sene sonra yola da çıkamayacaksınız. Bu Suriyeliler, Afganlar. Sana burka giydirecekler, burka. Şuraya bak. Bak Allah'ım ya Rabbim ya. Benim mahallemde... Bir dakika dinle. Sen ne kadar aylık... Bir dakika. Sen ne kadar aylık alıyorsun? Ne kadar aylık alıyorsun? Bir dakika abi, bir dakika. Tamam. He. 15 milyar maaş alıyorum. Biraz... Allah maşallah. Allah seni kurtar. Ya 3-5 bin alsan ne yapayım? Biraz dinleyelim. Abi ama tartışalım bana. Bana. Alo. Ben de devlet kapısındayım. Ne olmuş? Aldığın para 7,5. Abi önce dinle. Benim kirama yetmiyor. Şuna yetmiyor. İkincisi. Siz neyini sanıyorsunuz? Neyini sanıyorsunuz? Milletvekili adayı. İzledin mi konuşmalarını? He? Türk bayrağı yoktur diyor. Türk'ün bayrağı vardır diyor. Bir dakika. Nerede var? 98'den belli. Haram zehir zıkkım olsun. Oy veririm. Tamam. Doğularda taş yerim. AK Parti mi? AK Parti. O partiyi ben vurdum. Gülüyorsun ben vurdum. Bir dakika. Dur bakalım kurucu kadrosunda var mı? Bir dakika. Benim kaydım yok. Ben eski MHP'lilerden. Canımı verdim. Bak ben 99 yılında emekli oldum. Ettirildim. Ha ondan sonra yollara çıktım. Belki sen değil, senin baban da bilmezdi AK Parti'yi. Ben kendimi verdim diyorum, kelleyi verdim. Ha kayıt mı yaptırdım mı yaptırmadım. Niye? Ben Alparslan Türkeş'i mezara koyduk, biz o partiden çıktık. Eski milliyetçiler yok o partinin içinde.
Bulamazsın da. Evet. Ha, bu seçimde ben 6 aydır bak gözümden ameliyat oldum. CHP'ye 1000 tane milliyetçi arkadaşımı çektim, eski milliyetçilerden. Peki neden CHP'yi çektin? Bir dakika, neden çektim? Sana sorsam CHP terörist dersin değil mi? CHP teröristten ötürü... Bir dakika. Terörist de değil. Terörist zaten... Konuş bana. Bana sorduğuma cevap ver. İslamiyet'e bakış açısı nasıl olur? Bir dakika, CHP'nin? İslamiyet'i bırak. Halk %95'i Müslüman. Kardeşim İslamiyet'i bırak. Nasıl İslamiyet'i bırak, adam... Müslümanız? Adamlar ne yaptı? Camiyi mi yasakladı, ezanı mı yasakladı? Seccade gördün mü? Seccadeye mi bastı? Ya. Ben seni açarım Tayyip. Recep Tayyip Erdoğan camide. Bir dakika abi, bir dakika. Sen o senin gördüğün seccadeye değil. Hayır, bir dakika. Bir dakika abi. Bir saniye beyefendi. Bir dakika abi. Bir dakika. Bu ülkede bak. Bu ülkede hocalar asıldı. Bir dakika, siz yanılıyorsunuz. CHP zihniyetine bu ülkede abi, bir dakika. Asıldı mı asılmadı mı onu söyle. Şunu söyleyeyim de sana. Ya bir dakika. Bir dakika dur. Bir saniye. Senin o gördüğün seccade değil. Ne o resmi, o resmi iyi incele. Ha, bak halının üstünde, halının üzerinde. Ben çok inceledim. İstanbul. Halının üzerinde tamam, bir desen o. Tamam. Desen o. Başörtüsünün bez parçası diyor. Bir dakika abi, başörtüyü tamam, bırak. Başörtüsünün bez parçası diyor. Efendim şunu söyleyelim mi? Kemal Bey istifa etmeli mi etmemeli mi? Devam etmeli. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnunuz değil mi? Çok memnunum. Çok memnunum. Bu pazar belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti? Mansur'a veririm. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musun değil misin? Mansur Yavaş'tan memnunuz. Evet. Belediye seçimi olsa Mansur'a mı AK Parti'ye mi efendim? AK Parti'ye. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musun? Valla ben bir şeyini görmedim. İyiliğini de görmedim, kötülüğünü de görmedim. Bu pazar belediye seçimi Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Yani AK Parti'nin belediye başkanının adaylığının kim olduğuna bak. Ben fark eder. Ben partiye vermiyorum. Belediye adama veriyorum. İçinde göçü önlemediği takdirde emeklileri köylere göndermediği zaman Türkiye biter. Bir göçü önleyeceksin, iki köyler köyüne gidecek. Köye gidecek. Köyleri boşalttılar. Kemal Bey istifa etsin mi? Dolandırılarak köylü. Yaşımları. Mahsuma söylüyorum, mahsuma. Kemal Bey istifa etsin. Bilen en 65 yaşını iptal et. Peki Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Memnunum. Bu pazar belediyesi Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kime oy verirsiniz? Nasıl? Belediye seçimi olsa bu pazar günü. He. Mansur Yavaş ve AK Parti'ye adayı kime oy verirsiniz? Vallahi kardeşim bak açık söylüyorum. İsterse burada tartışalım. Bana. Bunlar dinsiz. Bunlar imansız, bunlar kitapsız, bunlar Allahsız diyen bir adam beni uzaya da götürse ben oy vermem. Anladın mı? Ayrımcılık mı var? Ver, ne? Yok mu? Yok, ayrımcılık yapıyor. Bir dakika, bu ayrımcılık değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nu seversiniz sevmezsiniz, hepinize diyorum. Adamın o namussuz hani etiketleyip, bağırttırıp bu Müslümanım diyen bir insanların hepsine söylüyorum. Hak mı bu? Montajı diyorsun. Evet. Montajlar hak mı arkadaş? Seversiniz, sevmezsiniz. Şimdi sen hangi dinle, hangi imanla sen bahsediyorsun ya? Ya camilerde ya. Bakın kardeşim. Bu ülke, bakın bu ülkenin camisi de İmam başlar. Allah hadi şükür. Hadi. Bana bak. Tayyip Bey bugün AK Parti'yi bıraktığı gün yürü yallah. Utanmaz. Yaşına başına bak. Tayyip Bey bıraktığı gün, bak Tayyip Bey diyorum Cumhurbaşkanı'na. Bıraktığı gün AKP ana vatandan da, doğru yoldan da, Adalet Partisi'nden de daha çabuk yok olacak, bitecek. Bu ülkede huzur erecek. İsterse beni götürsünler. Ben huzur. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinde memnun muyuz değil miyiz efendim? Her şey on numara. Bu pazar belediye seçimi Mansur mu AK Parti mi? Her gün Mansur. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz efendim? Ya Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden ya o kadar bir vakti olmadı bence. Yani 5 yıl, yani 4 yıl tabii. Yani bir şey diyemiyorum ya. Mansur Yavaş'ı pazar birisi olarak söylüyorum. Seçim olsa oyunuzu Mansur Bey'e verir misiniz? Başarısız olduğunu düşünüyorum. Bak Mansur Yavaş'ı seven birisi olarak söylüyorum. Bu pazar günü seçim olsa Mansur Bey oy verir misiniz, vermez misiniz? Veririm. Bilemiyorum. Veririm galiba. Mansur Yavaş'ı seviyorum. Demir Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musun değil misiniz? Şimdi bir Ankaralı olarak Mansur, bak İstanbullu da olsan, Ankaralı da olsan birinin şehre kattığı gelişmeleri
gözlemlersin. Mansur Yavaş iyi bir siyaset adamı. Ama belediyecilik farklı bir şey. Evet. Belediyecilikte eksikleri var. Eksikleri var belediyecilik. Bu pazar seçim o zaman Mansur'a mı AK Parti'ye mi? Kim oy verirsiniz? Ben partiye belediyelerde oy verilmesine karşıyım. Çalışana vereceğim. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Peki Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Tekrar aday olsa oy verir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş'ın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. Niye olmayayım ki? Bir daha bu pazar seçim olsa Mansur Bey oy verir misiniz? Tabii canım. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.